Yılların hükmünü süren Dulkadiroğlu Beyliği Kahramanmaraş topraklarında kuruldu ve Elbistan ilçesi Türkmen Beyliği olan Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yaptı. Maraş Kültür Sanat Tarih Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından Tolga Dırlılar Türkmen Toyu Şenliği'nin birincisi bugün Kahramanmaraş Süt İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Maksatlar tarafından düzenlenen şenliğe Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Osmaniye ve diğer birçok illerden yaklaşık 500 Türkmen misafir katılım sağladı. Yoğun ilgi gösterilen şenliğe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç, Kahramanmaraş Süt İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niyazi Can, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu AK Parti İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Türk Boyları Dernek Başkanları ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Tolga Dırlılar Türkmen Toyu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilavetiyle açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, güreş, kökbörü, atçılık gösterisi, atlı cirit gösterisi, okçuluk gösterisi, mehteran gösterisi, aşık ve ozanların atışmasıyla devam etti. Şenliğin açılış konuşmasını Maksatlar Başkanı Ali Gemci yaptı. Türkmenler, biz Türkmenler 752 yılında ilk defa Anadolu'da geldik, Maraş'a yerleştirdik, Avas'ın bölgeleriyle. Biz bugün Maraş'ta ilkleri yaşıyoruz, değerli misafirler. Ve bu ilkleri düzenlememize bizlere çok büyük yardımları olan Büyükşehir Belediye'miz, Dulkadiroğlu Belediye'miz, 12 Şubat Belediye'miz ve Türkoğlu Belediye'miz, özellikle Sayın Rektörüme, çok çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu halkanın bir olmasaydı biz bunu başaramazdık arkadaşlar. Kırıkkale'den katılım sağlayan Kırıkkale Dulkadiroğulları Dernek Başkanı Köksal Erkoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Maksatlar Başkanı Ali Gemci'ye plaket takdim etti. Başkan Erkoç'un plaketini ise Başkan Vekili Bekir Kılıç aldı. Kahramanmaraş Süt İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niyazi Can yaptığı kürsü konuşmasında "Üniversite hepimizin üniversitesi. Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyuyorum." dedi. Tarihini bilmeyenler, köklerinden habersiz olanlar gelecek planları yapamazlar. Yapsalar da köklerini ve tarihi hafızası olmayan milletlerin gelecekleri olmaz. Bu bakımdan ben bu festivalin ilkinin üniversitemizde düzenlenmesinden gerçekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu festivale katkı sağlayan Büyükşehir Belediye'miz, 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu belediyelerimiz ve siz dernek yöneticilerimiz, dernek üyelerimize tabii benimle beraber buranın düzenlenmesinde katkı sağlayan üniversitemiz yöneticilerine, öğretim elemanlarına, basın mensuplarına hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Bu festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç kürsü konuşmasını şöyle gerçekleştirdi. Ne mutlu bizlere ki aslımıza ve neslimize sahip çıkıyoruz. Bugün de bunun bir örneğini Maksatlar gerçekleştiriyor. Sayın Başkan Ali Gemci ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Aslımızı ve neslimizi devam ettirmemiz, sahip çıkmamız için böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için. Dulkadiroğlu Beyliği'ni kuruluşundan sonuna kadar Kahramanmaraş'ta ve bölgede birçok cami, medrese, han ve çarşılar inşa etmişlerdir. Bizler de bugün o beyliğin devamı olaraktan da buradan o dönemde emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Beyliği'nin izlerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz diyerek şunları kaydetti. Dulkadiroğulları Kahramanmaraş'ımızda çok büyük medeniyet izleri bırakan bir beylikti. Ve bizim Dulkadiroğlu ilçemizdeki tarihi eserlerimize baktığımızda aşağı yukarı bunların tamamının
Dostum Kadiroğlu Beyliği zamanından kaldığını görmektesiniz. Bizler de son zamanlarda bu eserlerimizi restore ederek, gün yüzüne çıkararak, tanıtarak Dul Kadiroğlu'nun tüm Türkiye'de tanıtımı adına, ne olduğunun anlaşılması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 4-5 yıl öncesine göre çok çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlar inşallah bu organizasyonlarımızı çok daha geniş kapsamlı olarak yapmaya devam edeceğiz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik mesajı verilen şenlikte yapılan gösterilerse izleyenlerin beğenisini kazandı. Maksatlar Derneği tarafından ilki düzenlenen Tolga Dırlılar Toyu Festivali bugün gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Süçimam Üniversitesi bahçesinde yaklaşık 500 kişilik dışarıdan Türkmen soyunda olan vatandaşlarımız Kahramanmaraş'a misafir edildi. Türkoğlu Belediyesi, 12 Şubat Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi misafirlerimizi ağırladı. Yemeklerinde, ikramlarda yardımda bulundu. Kahramanmaraş Süçimam Üniversitesi ise yerleşkesinde misafirlerimize eşlik etti ve evini dışarıdan gelen misafirlerimize açtı. Binicilik, atıcılık, güreş, mehteran takımı gösterilerini sundular. Ozanlar ise şimdi atışlarını yapıyorlar. Vatandaşlarımız hep bir arada çok mutlular. Bizler de bu görüntüleri sizler için ekranlara taşıyoruz. Eğlenceli bak, şu eğlenceye baksana. Gülerek, oynayarak oturuyor. Sizin orada da yapılıyor mu böyle festival? Evet. Nasıl oluyor sizin oradaki festival? Bizim orada aynı bir yıl oluyor. Evet, gezdik. Nasıl buldunuz? Çok güzel bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, gerçekten güzel bir şehir. Festivalimizin ilki düzenlendi. Festivali nasıl değerlendirdiniz? İnşallah devamını da bekleriz. Her zaman katılmak isteriz. Çok güzel gösterilerdi. Devamını Rabbim nasip eder inşallah. Allah razı olsun düzenleyenlerden, yapanlardan. Teşekkür ederim. Bu ve benzeri sosyal etkinlikleri sık sık her fırsatta, her mekanda, her ortamda yapmamız kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yaşatma adına çok gerekli, elzem olarak buluyorum. Böylesi kültürümüzü gelecek nesillere önceki kültürlerden yansıtmalarını dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de ne kadar Türkmen beylikleri varsa bunların dernekler olarak buraya davet ettik. Sağ olsun belediyelerimiz bizlere sponsor oldular, yardımcı oldular. İlk defa olduğu için biraz eksiklerimiz oldu ama biraz da Maraş halkımızdan, yerlisinden bu şeyi göremedik. Ama ikinci sefer inşallah biraz daha güzel olacağından eminim. Biz gelecekle geçmiş arasında birer kültür elçileriyiz. Yani bu kültürümüzü daha iyi bir yaşatmak, geleceğe güzel bir şekilde aktarmak için buradayız. Yani nedir? Her şey vardır ama Yörük'ün en büyük şeyi Yörük Türkmenlerin vatan, millet, bayrak sevdasıdır. Şu an toyumuzun zaten ilki olduğu için tabii ki ufak tefek eksiklikler olacak. Bunları da anlayışla karşılıyoruz zaten halkımız. Devamında daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum.